Bir önceki kayıtta ifade ettiğim gibi bu bir serinin ikinci parçası olacak. Bir önceki kayıtta intihardan bahsettik, suicide. Şimdi homicide, adam öldürmekten bahsedeceğiz. Tabii adam öldürmek iki şekilde ele alınabilir. Bir tanesi profesyonel katillerden söz edilebilir. Bunlar para karşılığında cinayet işleyen insanlar olarak isimlendireceğiz. Ya da ille de para almak zorunda değil, maddi ya da manevi bir çıkar uğruna cinayet işleyenler var. Bunlar bizim bu gündemimizin maddeleri değil tabii. Bunlar daha çok kriminal hadiseler, sosyolojinin, kriminolojinin konuları. Onları bir tarafa bırakıyoruz. Psikolojik nedenle cinayet işleyenler, homisitte bulunanlardan bahsetmek istiyorum. Örneğin bir vakadan bahsedeyim size. Vaka hayali bir vaka olsun. Çünkü gerçek vakadan bahsedemeyeceğiz malum. Kendisi eşini kıskanan bir erkek düşünün. Kıskançlık nedeniyle, yersiz bir kıskançlık nedeniyle cinayete kadar giden bir süreç yaşıyor ve katil oluyor. Bu böyle bir vaka karşısında hakimin alacağı, vereceği karar önce Adli Tıp'a gönderiyor. Adli Tıp'a gidiyor ve oradan diyorlar ki bu akli dengesi yerinde olmadığı için cinayet işlemiştir deyip rapor veriyorlar. Bu rapor çerçevesinde tedavi alınıyor, zorunlu tedavi alınıyor. Konumuz bunlar. Neden işler insan cinayet psikolojik nedeniyle? Demin de ifade ettiğim gibi paranoid bir tepki nedeni de işleyebilir. Ya da antisosyal kişilik bozukluğu vardır. Onlardaki cinayetin nedeni genellikle engellenmeye tahammülleri yoktur. Yani bir kafasında bir işlem var yapılmasını istediği işlem gerçekleşmeyince tepkiselleşir. Acting out dediğimiz dışa vurum yöntemini savunmasını kullanmak suretiyle işi cinayete kadar sürükleyebiliyorlar. Bununla ilgili örnekleri gazetelerin 3. sayfa haberlerinde çok sıklıkla görürsünüz. Daha geçenlerde yaşanmış bir olay oldu maalesef. Bir müzisyenden şarkı söylemesini istiyor. İstediği şarkıyı söylemediği için cinayet işliyor. Bu bir antisosyal davranış olabilir. Büyük ihtimalle de öyle bir şey olsa. Çünkü bir çıkar yok, bir şey yok. Cinayet işlemiş. Muhtemelen oradaki engellenmeye karşı tahammül edemedi ve cinayet işledi. Antisosyal demek ki cinayetler çok sık rastladığımız tablolar. Paranoid tablolardan söz ettik demin az önce. Şüphecilik, alınganlık nedeniyle cinayet işleyenler olabilir. Bunun yanı sıra tabii organik sebeplerle insanlar cinayet işleyebilir. Ne gibi? Bir beyin hastalığı, bir epileptik hastalık olabilir. Herhangi bir beyinsel, organik nedene dayalı bir tablo karşısında da cinayet işlenebilir diye düşünebilirsiniz. Tabii seri katiller ayrı bir kategori. Bunlar yapılan incelemelerde görünüyor ki herhangi bir maddi çıkarı yok, manevi çıkarı yok ama cinayet işliyor seri şekilde. Bunların da belli bir kişilik profili var mı diye çok incelenmiş. Benim bildiğim kadarıyla çok üzerinde çalıştığım bir konudur. Yani izlediğim tarihe dek alınan verilere bakılırsa belli bir kişilik profilleri yok. Yani antisosyal kategorisine uyuyor. Ne paranoid kategorisine uyuyor. Bunlar ayrı bir sınıf seri katiller. Bunun dışında tabi o da psikolojik olarak cinayet işleyenler kategorisinde yer alıyor seri katillerde. Bunun dışında depresyonda da cinayet paradoksal olarak görebilirsiniz. Bir ters bir durum olarak. Genellikle depresyondaki şahıs kendini öldürmeye yönelir. Eğer şahıs kendini öldürürken bu dünyanın çok kötü, çekilmez bir dünya olduğunu düşünüp en yakın sevdiklerini kurtarmaya yönelirse o da cinayet, homisit tablosu olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani bu dünya çekilmez, önce sizleri kurtaracağım, sonra kendimi kurtaracağım deyip cinayet işleyebiliyor. Manik epizod sırasında cinayet işleyebilir. Nedir? Manik epizod sırasında kişi enflasyona uğramış bir egosu vardır, benlik algısı vardır. En ufak bir şeye karşı eleştiriye tahammülsüzlük vardır. İritabilite dediğimiz tabloyla çok sık karşılaşıyoruz. Çok kolay irite oluyor. Bu nedenle de tepkiselleşiyor. En ufak bir davranışı, en ufak bir jest mimiği bir aşağılanma olarak alıp bunun hak etmediğini iddia edip
hissedip bir karşı reaksiyon geliştirip cinayete kadar giden davranışlarda bulunabiliyor. Sonuç, tabii bu konuşma uzağa gider ama sonuç olarak şu kadar söyleyeyim. Homisit cinayet, insanın bir başkasını öldürmesi olayı tabii ki psikiyatrinin gündeminde yerini koruyan ciddi sorunlardan birisidir. Çözümü nedir? Psikiyatrik sorun olanların tedavisini gerçekleştirmek, zaman kaybetmeden bunu halletmek gerekiyor. Ve daha önemlisi tabii silahlanmaya son vermek gerekiyor.